şöyle günümüz şartlarında ekonomi durumları biliyoruz. Bugün bir tek kişilik diyorsun değil mi? Tek kişi için geçerli. Tek kişi bir genç bile bunun sigarasını düşün, yol parasını düşün, günlük yemeğini düşün, ona yetmez. Kaldı ki 4 kişilik bir aile. 4 kişilik bir aileyi kiracı olarak düşün. Elektriğini, suyunu, doğalgazını olarak düşün. Bunu yani yeter mi size? Mümkün mü? Değil. Bunun için günümüz şartlarında en az bana göre asgari ücret 3.4 bin olmalı ki ne? Bir insan azami geçinebilsin. Adı üstünde asgari ücret. Asgarinin anlamı nedir? En düşük seviyede olan bir geçim sıkıntısı demektir. Geçim geliri demektir. Siz bunu hala harcılık sınırının altına tutuyorsanız demek ki burada bir problem vardır. Yazık günah bu insanlara. Bugün 50-60 milyon insan asgari ücretle geçiniyor. Ben yetersiz görüyorum. Bugün asgari ücret belki günümüzde o insanlar kendilerine göre belli bir TÜİK'in rakamlarına göre. TÜİK acaba çıkıyor sokaklara onu, halkın nabzını yokluyor mu? Bir pazara uğruyor mu? Yok. Ama kendi çıkarları içerisinde efendim TÜİK böyle demiş bu nedir? Enflasyonu aşağı çekip asgari ücreti ona göre belirlemektir. Bu insanları aptal yerine koymaktır. TÜİK çıksın böyle bir sokağa, pazara çıksın, halkın içine çıksın. O zaman görsün bakalım asgari ücret acaba yetiyor mu, yetmiyor mu? Eğer gerçekten yetiyorsa ben o asgari ücretle aldığım maaşı onlara veririm. Ben emekliyim. Ben o maaşa geçinemediğim için ikinci bir iş yapmak zorundayım. Benim bir kız çocuğum var, okutuyorum. Bir liseyi okutuyorum. Bugün bir lise masrafı malum herkes biliyor ne kadar olduğunu. Ben asgari ücretli olduğumu düşün. Kiradayım. Nasıl geçineceğim? Aldığım 2200 lira paradır. Hadi ondan geçin bakalım. Yani milleti aptal yerine koymazsın. Yazık günah. 2825 TL oldu. Zaten bu TÜİK'e göre ayarladılar. Ama geçim şartı yani 3,5 dahi olsaydı asgari ücret uygun olmazdı çünkü. Yani bu pandemi sürecinde zaten çoğu yer kapalı. Millet işsiz evinde aç yatıyor. Bunlar 2800 yani 25 TL bunun çocukluysa hele ki aile. Bunun çocuğuna mı yetecek, kendisine mi yetecek? Yani bunu biraz düşünmeleri lazım. Sarayda oturup parti yapmakla bu işler olmuyor. Anladın mı? Yani iktidarın yaptığı şey eskiden millet içine girenler vardı. Eskiden hani milletvekilleri halka karıştırdı. Halkın dertleriyle biri olabilecekleri seviyede dahi olmuşlardı. Ama sonrasında ne zaman ki iktidar böyle kaldı o koltuk sevdası oluşmaya başladı. O zamandan sonra halkla daha çok az ilişki içerisinde. Sadece bütçe görüşmesinde böyle bir iki çıkar. Böyle bir iki yalandan bir iki görüşme falan filan. O da palavradan. Sonradan yine bir çıkar. Yani halkla ilişkileri kesilmiş şu anda. Ne zaman bu başladı derseniz ki. Önceleri yine vardı biraz da. Sonrasında iktidar ne zaman ki tek başına tek adam rejimi oluşmaya başladığından beri bu böyle oldu. Yani bu tek adam rejimini de bozmaya çalışmadıkça bu böyle devam eder. Yani ben böyle bir şey görmedim. Bu neyine edecek yani? Bir de çocuklu aile varsa zaten çoğu çocuklu. Çoğu iş yerleri kapalı, hafta sonları olsun kapalı. Yani neyine edecek yani? Bu kademeli olması lazım bu asgari ücret. Şimdi bazı kurumlar var böyle, şimdi diyelim ki özel sektörler var, tamam da böyle verebilen, bu maaşları verebilen var. Ama dükkan sahipleri veremez. Bu böyle olduğu zaman adam mesela yüksel, şimdi tamam hemen diyorsunuz asgari ücret yükselsin. Yükseldiği zaman adam ödeyemez. Ne yapacak? Sıtlamaya gidecek, 4-5 tane işçiye atacak. Doğru mu? Attığı zaman ne oldu? Al sana işsizlik artacak. Abi burada şimdi Siirt'te diyorlar mesela kira en yüksek 1300. Bunun masrafı var, kirası var, doğalgazı var, su faturası var. Yani yetmiyor. En ne az, kadar olması gerekiyor? En az 4000 olması gerekiyor. Siz yetersiz buldunuz abi. Evet, yetersiz buldum. Siz şu anda asgari ücretle mi geçiniyorsunuz? Evet. Asgari ücret alıyorsunuz. Evet. Geçinemiyor musunuz? Yok valla geçinemiyorum. Valla ay zorunu borçla kapatıyorum. Hiç yeterli değil. O 90 biraz fazla oldu. O 90 herhalde kurtarıyor. 3000 üzerinde beklenti vardı. 90'la beraber belki insanlar biraz hani o kuruş iyi oldu. Ama tabii ki asgari ücret 2825 bence beklentinin çok çok aşağısında. Normalde en az 3100'ün ya da 3500 civarında olması gerekiyor. Biz asgari ücretli çalışmıyoruz ama yani aldığımız maaşa rağmen maaşın ne kadar yer kapladığını, bizde ne kadar masraflara yettiğini görünce asgari ücretli nasıl geçinebiliyor düşüncesine kapılıyoruz. Çok düşük bir ücret.
temennimiz 3,5 civarındaydı. Allah yardımcıları olsun asgari ücretini. Valla ben zaten bekarım de çalışan bir insan değilim ama herhalde devlet bize bu kere de sadaka verdi. Allah razı olsun. Ödediğimiz vergilerle bize geri dönüş olarak sadaka veriyorlar. Allah büyüklerimizden razı olsun. Elleri dert görmesin. 2800 çok fazla bence. Yani eskisi gibi dursaydı daha iyi olurdu diye düşünüyorum ben. Nedeni de şu, yani bu ülkede 4 kişilik bir ailenin normal bir gelirine, ben kendimden bahsedeyim, 1 milyar kira veriyorum. Yaklaşık faturalarım elektrik, su, doğalgaz olarak 1 milyar da onu veriyorum. 2 milyar geriye 1 milyar kalıyor. Yani çok iyi geçiniyor Siirt'te. Allah şükür bir elimiz yağda, bir elimiz balda, ayağımızda ceviz kırıyoruz. Yapacak bir şey yok yani. Allah hükümetten razı olsun. Ne diyeyim yani? Yetersizdir. Neden abi? Abi hayat pahalılığı almış başını gidiyor. Bitine kıyak olmuş 250 TL. Nereye gitsen hayat pahalılığı çok yani. Hakikaten Allah fakir fukaraya yani yardımcısı olsun. Bir kilo olmuş 1,5 milyar bir kilo. Yani nasıl geçinecek bu vatandaş? Nasıl geçinecek? Ben kendim işsizim. 2 yıldan beri boştayım. Rahatsızım. Kimse yani kimse yardımcı olmuyor bize. Yani Allah hepimize yardımcı olsun. Yani hiç memnun değilim. Hiç memnun değilim kardeşim. Memur alıyor 5-6 milyar, 7 milyar maaş alıyor. Bunlar alıyor 3 lira. 3 lira neye yetiyor ha? Ben kendim bile, ben kendim işsizim yani. Ben onun şeyine gidiyorum yani, onların insanlığına gidiyorum. Yani hakikaten ben hiç memnun değilim bu hayattan. Yani nerede yani, herkes diyor. Hele bu pandemi sürecinde biz yokluk çekiyoruz yani ya. Kimse yardımcı olmuyor bize. Valinin şeyine gidiyorum yok, buraya gidiyorum yok. Yani biz kimden yardım isteyeceğiz? Geçim için, normal bir aile için yetmez yani. Bir kira 1000 lira para olmuş. 2000 lirayla çoluk büyütmek mesele yani. Vallahi kendileri ne kadara geçiniyorsa biz yarısına razıyız. Yani patronlar olsun, vekiller olsun, kendisi ne kadara geçiriyorsa biz yarısına razıyız. Yarısını verse yeter, fazlasını da istemiyoruz yani. Halkı anlamıyorlar değil aslında. Bunu niye göremiyorlar ben de anlamış değilim. Bir işverene devletin bütün imkanlarını seferber edeceksin. Öbür yandan pandemi sürecinde binlerce, milyonlarca insan işsiz kalacak. 600 TL, 1000 TL lütufta bulunur gibi yaptın. Bu da değil yani. 1000 TL'lerine ne olacak yani? Yapsan ne olacak? Ki doğru düz de yapılmadı, sağlıklı da yapılmadı. TÜİK verileri gerçeği yansıtmıyor mu sence? Yansıtmıyor. Yani nasıl yansıtacak? Şimdi enflasyonu %kaç gösterdi? %14 mü gösterdiler? Bilmiyorum ne yani, %14 demiş değil. Bunu bir bütün olarak düşündüğünde yani bu kesinlikle gerçeği yansıtmıyor yani. Mutfağa gidin bakın, şu an haftalık bir mutfak ihtiyacı 400-300 liradan aşağı dolduramazsın yani. Bugün günümüzün ekonomi şartlarına göre askeri ücretin en azında 4000 liranın aşağısında olmaması gerekirken, hele evli bir ay, birey için bunun en azında 4500-5000 lira olması gerekirken, bugün bir kira 1,5 milyardan başlıyor. Onun mutfak masraflarını hesapladığın zaman zaten otomatikmen 4000-4500 lira açlık sınırının altında yaşama şartı koşuluyor. Ne yazık ki ekonomi, abi eskiye göre baktığın zaman 3000 TL büyük bir para gözüküyor. Ama bugünün ekonomisinin çökük olduğu herkes tarafından bilinen bir şeydir. Bugün markete gittiğin zaman 200 liradan aşağı kahvaltılık alırken dahi 200-250 liradan aşağı çıkamıyorsun. Bu ekonomi şartlara göre gerçekten çok azdır. Yani hiç olmasa bir 3500 olması gerekiyor. En azında 3500 lira bekarlar için, 4000-4500 lira da evliler için olması gerekir. Ne yazık ki ekonomi çökük olduğu için Türkiye'nin bu şartlarda bu ekonomiyle çok berbat bir durumda olduğu biliniyor. Manevi açıdan halktan uzaklaştı, hem maddi açıdan halktan uzaklaştı. Tamamen artık şirketleşme şeyine dönüştü.